Dünyanın en değerli 500 bankası açıklandı, liste açıklandı. O listede de 9 Türk bankası var ve baktığımızda o bankalar marka değerini %23'ün üzerinde arttırmış. Bu Evet, güzel. evet. En başta ise dünyanın en değerli banka markası olarak Çin'in en büyük bankası ICBC var ama ilk 10'da 4 Çin bankası daha var. Evet. Hani neden, nasıl yani Çünkü Çin'in bu banka marka değerini yükseltmesi bu kadar? çok yakında Çin zaten dünyanın en büyük ekonomisi Hı. olacak. Nüfusuna rağmen henüz hala Amerika'yı geçebilmiş değil ama az kaldı. Çin'in finans kurumları da dünyanın en büyük finans kurumları haline geldi. Finans kurumlarından kastımız bankaları. Çin bankaları hem topladıkları para bakımından, hem Çin devletinin koyduğu para bakımından, hem de dünyadaki faaliyetler ve yatırımları finansman bakımından çok büyük bankalar haline geldi. Bizim tarafımıza bakarsak da bizim bankalarımız evet onlara göre küçük. Çünkü ekonomimiz de oraya göre küçük. Ama bizim bankalarımız son 10 yıldır dünyada en hızlı değeri artan, marka değeri yükselen bankalar. Hatta şöyle bir örnek vereyim. 2009 krizinden önce biliyorsunuz Türkiye'de yabancılar çok sayıda bankayı almaya başlamışlardı. O zaman bizden de şöyle eleştiriler vardı. Bankalarımızı yabancılar ele geçiriyor falan. Kriz olunca bu süreç durdu. Ve bu yabancı bankalar kendi ülkelerindeki kendi bankalarının bazıları çöp oldu. Yani battılar, sıkıntıya girdiler. Türkiye'de satın aldıkları bankalardaki hisseleri onlar için çok kıymetli hale geldi. Şu anda da mesela Denizbank'la hangi banka ilgileniyor, hangi grup ilgileniyor? Bir iddiaya göre Çinliler ama bir iddiaya göre Emirates Group ilgileniyor. Denizbank işte malum Ruslar tarafından alınmıştı en son. Yani şu var, Türk bankaları Türkiye ekonomisinin dinamizmi nedeniyle çok karlı çalışıyorlar. Hatta bazen eleştiriliyor malum. Sayın Cumhurbaşkanı en son bu kadar karı görünce ya faizleri düşürmek için daha çok çalışın, bir banka nasıl bu kadar kar eder diye yine bazı sözler söyledi. Haklı. Ama Türkiye'nin ekonomik yapısı içinde bankacılık çok karlı. Evet. O yüzden bankalarımızın değeri ve cazibesi artıyor. Evet, şimdi ICBC'ye takıldım. İlk böyle ne ki bu dedim. Sonra birden evet diye hatırladım. Bir iki yerde görüyorum tabii sokakta, caddede Görürsünüz. ICBC'yi hatırladım ama hiç Ha, de Çin ona bankalarının Türkiye'ye ilgisi de var. Yani Türkiye'ye dünyanın geldiler. en değerli bankası gözüyle En bakmamıştım büyük bankası yani. yani. Dev bir banka. Evet, Yani. ICBC. Peki, bu konuyla ilgili belki Mustafa'nın da söyleyecek bir şey vardır. Yani Türk bankalarının değer kazanmasıyla ilgili. Bir şey söyleyeyim. Tabii. Ben bir kıyaslama yapabilir miyim müsaadenizle? Demek ki konuyla da bağlayalım. Dünyanın en büyük, yani dünyanın en gelişmiş ilk 500 üniversitesi arasında 5 Türk üniversitesi var. Ama 500 banka arasında 9 Türk bankası var. Bence bunları biraz yer değiştirmesi, sonra üniversitelerin bankaları fark atması lazım. Ondan sonra daha güzel şeyler konuşabiliriz. Tabii Çin bankalarını geçmek mümkün değil. Bir defa orada o yarışı, oraya hiç yarışa girmeyeceğiz. Ekonomi konusunda nasıl biz Türkiye için hani ilk 10 dediğimizde aslında 10. sırayı hedefliyoruz. Çünkü onun üzerindeki bir ekonomi için sizin ayrı bir yatırım coğrafyasına ihtiyacınız var. Çünkü Çin kendi yatırım bankasıyla bile zaten tek başına her şeyi oraya topladığında hepsinden çok daha, herkesten çok daha büyük olabiliyor. O bakımdan onları çıktıktan sonra kalan kısmına bakmak lazım dünyada. Çok önemli bir yer, Türk bankalarının aldığı yer. Ama dediğim gibi Türk üniversitelerine, o 500 üniversiteye bizim 9 değil, 5 değil, 9 da değil, 90 tane üniversite koymamız lazım. Ondan sonra bankaların sayısının da arttığını görürüz ama bunun arkasından. Hepsine faydası var onun.